TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın yazdığı Kıyamet Saati başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hızır, gemiyi kötü kişilerin ellerinden kurtarabilmek için deldi, kırdı. Madem ki kırık gemi kurtuluyor, sen de kırıl. Madeni olan ve madende birkaç parası bulunan dağ, külünk, kazma yaralarıyla paramparça oldu. Kılıç, boynu olanın boynunu keser. Gölge, yerlere döşenmiştir. O hiç yaralanmaz. Dedim ki, ölmüş at böylesine yolu nasıl alabilir? Dedi ki, bizim yolumuz semizlikte alınamaz. Hızır'ın gönlünde geminin kırık delik olması gerek. Gemiyi kırmaz, delmezsen gemi batar, kala kalırsın. Gezip gidemezsin, yol alamazsın. Dünya bir geçide benzer. Kırık ayakla geç o geçidi. Sağlam ayakla bu köprüden geçemezsin. Perde yandı mı insan, Hızır hikayesini de tamamıyla anlar, ledün bilgisini de. Mevlana Mesnevi. Amak-ı hayalde kurgusal bir yolculuk. Tam 12 yıl önce. Yıl 2008. Soğuk bir gurbet kışı. Bükreş caddeleri 1 metre karla kaplı. Kurban Bayramı arefesi. İmsak vakti. Gözlerini açtığında başka bir alemdeydi. Her yan bembeyazdı. Ama sebebi kar değildi. Varlıklar hem var hem yoktu. Ne ev, ne şehir, ne dağ, ne tepe. Her şey silinmişti. Kendisi de yoktu. Ama yoklukta bir varlık gibi bakabiliyordu. Tüm yönlerini görüyordu. Aynı anda hem önünü hem de arkasını. Çok geçmedi. Görmedi ama yanında bir silüet hissetti. İrkilerek sordu. Melek misin, cin misin, Hızır mısın, İlyas mısın? Kim olduğumun önemi yok. Her insanı Hızır, her geceyi Kadir bil. Söylediklerimi dinle, beğendiğini al. Dediklerimi anlaman için senin dağarcığındaki kelimelerle konuşacağım. İzin veriyor musun? Anlamadım ama al. Niye sizi göremiyorum? Gözünü açabilsen görürdün. Gözlerim açık. Üç kalın perden var. Basiretin açık olsa görürdün. Kaderi çok düşündün. Allah hakkında yanlış zanla yıkılmayasın diye geldim. Yanlış zanla yıkılmak ne demek? Kader en büyük imtihan sorusudur. Göz kapalı olunca anlaşılmaz. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine itiraz eder. Hicap etmeden rahmetini sorgular. Anlamayınca da yanlış bir zanla yıkılır. Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun, Musa Kelimullah da kaderden sual etti. Ama o teyit altındaydı. Evet, Hazreti Hızır onun çok soru sormasına izin vermedi. Hızır'ın tavrı Allah'ın fiillerini istifsar etmeye değil, sorgulayıp itiraz etmesineydi. İstifsar ne demek? Hadiselerin açıklamasını, tefsirini istemek. Fakat niye böyle oldu, keşke olmasaydı, yazık oldu diye sızlanmak ayrı. Tefsirini öğrenmek ayrı. Ama Musa Kelimullah celalli bir nebiydi. Sabredemedi. Edemezdi de. Zira olup bitenler Tevrat'a ve onun ahkamına aykırıydı. Yolculuk ondan bitti. Biraz daha beraber dolaşsalar belki de zelleye maruz kalırdı. Anladım. Anlasan sen de o kadar sızlanıp kadere taş atmazdın. Özür dilerim. Benden değil, Rabbi Rahimimize istiğfar et. Seni bana mürşit olarak yollayan Rabbimden af dilerim. Amin. Bu alemde zamanda ileri geri gidebiliyor muyuz? Zaman dünyaya mahsus bir buğut. Dünya alemi için yaratılmış bir sebep. Bu buğuda geçince zamanda geri gidebilirsin. Peki ileri gidemez miyiz? Geleceği göremez miyiz? Dünya saati huduttur. Ötesine istikbal denir. Bu yılın bayramında ne olacağını bile bilemeyiz. İmam-ı Mübin'e bakamayız. Seninle Kitab-ı Mübin'de dolaşabiliriz. Adetullah'ı tefekkür edebiliriz. Bunlar ne bilmiyorum. Kafam iyice karıştı. Duyman gereken miktarda söyleyeceğim. Çok sorduğunda söyleyeceklerim artmayacak. İstesem siz beni dünyanın yaratıldığı güne götürebilir misiniz? Tabii ki. Geçmiş mümkün ama dünya saatinin ötesi kapalı. İstikbalin bilgisi Allah'ın namusu. Oraya geçemeyiz.
Beyazlık deryasında ilerliyorlardı. Kulağına bazı uğultular geldi. Sesin geldiği noktaya ne olduğunu merak ettiği an ulaştı. Üç boyutlu bir ekranın içinde olduğunu fark etti. Sanki yoğun bir hologramın içindeydi. Ve binlerce yazılım satırı renkli harflerle dünya ekranına düşüyordu. Neydi demin gördüklerim? Kader kaleminin tecellileri. Kader mevsimlerinin dönüşüm zamanındayız. Mevsimlerinin dönüşümü ne demek? Kader mevsimleri ard arda gelir. Şimdi yeni bir mevsime geçeceğiz. Kader, kısımlar silsilesidir. Kanaatim o ki en heyecanlı ve rengarenk kısım kapıda. Çünkü kıyamet saati yaklaşıyor. Ne olacak? Ne beklemeliyiz? Allah'ın salat ve selamları üzerlerine olsun, ashab-ı Muhammed'e mukabil keyfiyette insanlar bekliyoruz. Bu mümkün mü? Kimse sahabiye erişir mi? Mürebbi-i alem Rabbül Alemin dilerse niye olmasın? O günün insanlarını hadiselerle yücelten, olgunlaştıran Rabbimiz bugünün insanlarını da dilerse o semaya erdirir. Yıldızlara mukabil yıldızlar halk eder. Bugünün karanlık semasını burçlarla, kandillerle süsler. Bir belirti yok ama ben, biz, onlar normal cami Müslümanıyız. Allah ölüden diriyi halk eder. Şah-ı Levlak'ın müjdesi vardı. Gelecekler, kardeşlerime selam buyurmuştu. Ashabı biz senin kardeşlerin değil miyiz dediklerinde, sizler arkadaşlarımsınız, benim kardeşlerim sonra gelecekler. Onları görmeyi ne kadar da çok isterdim, ne kadar da çok özledim diyor. Siz onların bu zamanda mı geleceklerini bekliyorsunuz? Evet, ben neredeyse 25 yıldır bu sözü duyuyorum da, gördüklerimi tam onlara benzetemedim. Siz amudi bakamıyorsunuz. Bu çeyrek asırda hiç yetişmediği kadar ekin yetişti. Doğru, sayı çokluğu olarak tamam. Ama öğretmenlere bakıyorum, lise ve üniversitelere bakıyorum, okullar, dershaneler, hepsi arı kovanı gibi. Ama ben hallerinde pek sahabi veya tabi'in hali görmüyorum. Yeni bir yüzyıla girdik. 2008'e geldik. Nerede Abdullah bin Ömerler, nerede Sa'd bin Muaz, nerede Ümmü Süleym, nerede Rabiatül Adeviye? Öndeki imamla cemaat arasında uçurum var. Nasıl kapanacak bu boşluk? Ekinler tohum ve daneden ibaret. Fidana durmak, ağaç olmak başka. Ekinin kalitesinden bahsediyorum. Kader henüz onlara nakşedilmiş kabiliyeti ve tahammül gücünü ortaya çıkarmadı. Ben ekinin istidadına bakıp yeşereceği ortamı bulunca varacağı kemalat semasını görüyorum. Sizler tohumun kendisinden ağaç gibi meyve bekliyorsunuz. Biz, bunlar, onlar, hepimiz tohumuz öyle mi? Doğru, henüz hepimiz tohumuz. 20-30 yıllık tohum mu olur? Güzel başaklarda yetiştiniz. Başaklarınız büyüyüp boyattı. Rüzgarlarla alımlı alımlı salındılar. İyi beslendiler ama henüz toprağa düşmediniz. Tohumun çilesi büyürken değil, toprağa düştüğünde başlar. Yani şimdiye kadar olan dönemde çile yok muydu? Vardı ama sahabi çilesine mukabil tutulacak kadar değildi. Şimdiden sonraki yıllar asıl çile yılları yani. Evet, önümüzdeki yıllarda büyük fırtınalar olacak. Bütün ekinler saplarıyla birlikte göklere savrulacak. Tarlalar alt üst olacak. Sabanlar tarumar olacak. Öküzler mezbahaya gidecek. Her bir tohum bir başka istihale için bir başka toprağa düşecek. Adem Nebi'den beri kaderin adeti böyle. Önce sıhhatli tohum olma, sonra toprağa düşme ve nihayetinde birer Tuğba-yı cennet haline gelme. Peki şimdiye kadar yapılanlar önemsiz miydi? En güzel ekim zamanlarını siz yaşadınız. Nübüvvete veraset yolunda tüm dünyaya yayıldınız. Tarih ilk defa kadınların fevç fevç yollara döküldüğüne şahit oldu. Ben daha önce böyle bir kadın seferberliği görmedim. Bunlar alelade hadiseler değil, emsalsiz bir dönem. Ama yetişenler sahabi ve tabiine henüz emsal değil. Büyük fırtınalar dediniz. Ne demek bu? Neler olacak şimdiden sonra? Yetişme dönemi bitti. Sınanma dönemi başlayacak. Keyf suresini bilir misin? Sizin hikayeniz orada. O niyetle bakmadım.
devamı var, diyor Veysel Ayhan TR724'teki köşesinde.